Merhabalar arkadaşlar. Eğitim videosunun 3. videosu ticarette ve ekonomiyle devam edeceğiz. İkinci videoya videosu gezdirdim de o kadar uzun olduğunu çekerken hiç düşünmemiştim. Yani taş çatlasın yarım saat falan oldu demiş. Yarım saat falan olmuştum dedim. Ama 1 saate bulmuş video. Kısım kısım böleceğim onları da videonun altına. Bölmüşümdür diye düşünüyorum şu ana kadar zaten. Yani orada da oyunun ana panelini incelemiştik zaten. Kısa kısa geçmişiz. Güzel olmuş, iyi, hoş olmuş. Detaylara girmemişiz. İyi olmuş yani. Öyle abartılı olmuş. Ben uzun bir eğitim videolarını sevmem normalde. İzlemem çünkü. Yani vakit kaybıymış gibi geliyor. İnsanlar eğitim videosunda eğitimden başka her şeyden bahsettikleri için, oyunla alakalı olması gereken videoda oyundan başka her şeyden bahsedildiği için videolar genelde 45-50 dakikaları, 1 saatleri, 1,5 saatleri bulabiliyor. O yüzden yani ben oyun oynamak istiyorum. Niye vakit kaybediyorum ona falan diye bir düşünceye mensup olabiliyorum. Velhasıl kelam gelelim ticarete. Ekonomi kısmıyla başlayacağım abi ticarete. Ekonomide vergimiz var gelirlerden. Burayı göstermiştim size ufaktan ama tekrar göstermek istiyorum. Burada şehirlerden gelen vergiler var. Mesela Edirne'den 0,50 dukat bize geliyor. Hidavendigir'den 0,41 geliyor. Tilaha'dan 0,38 geliyor. Bu vergiden gelen gelirimiz bizim temelden de 1 dukat gelirimiz varmış. Üretimden 5,40 geliyor. Hidavendigir'den 0,34'lük bir üretim var. Ticari güç olarak da Konstantinopol'den bir gelen ticari gücümüz varmış. Çünkü Konstantinopol'e aşırı derecede hakimiz. Şöyle şimdi şu şekilde bahsedelim. Edirne'den 0,52'lik gelen verginin gelme olayı şehrin 25'lik vergisi geliyor. Rokbanlardan %10 pay geliyor. Merkezden de %75,0'lık bir gelire sahibiz. Crownland başka birisine ait olması ya da ait olmaması ya da yönlendirilmemesi burada bir tık bizi vergide bir sıkıntıya sokmuş. Bunlar da üretimden 0,25 geliyor. Toplamda 0,70 dukat alıyoruz biz Edirne'den. Bunu arttırmanın yollarından bir tanesi şudur abi. Buradan idari arttırabilirsin. Gelir artar. Buradan üretim arttırabilirsin. Toplam gelirin artar. Buradan da şey arttırabilirsin. Yani bunu arttırabilirsin ve tedarik limiti ve insan gücü artar. Konumuzla bir alakası yok. Tam aradan geçmiş olduk onu da. Ülkede bir yerden altın çıkartmaya başladığınız zaman bir emotla mesela diyelim Filipe'den altın çıkıyor. Misal hiç olmayacak bir şey ama Filipe'den altın çıkartıyoruz diye bir emot gelir sana. Buradan bakarsın tahıl üreteceğine altın çıkartmaya başlar. Bu sende bir tık enflasyona sebep olabilir ama altının geliri gayet yüksektir. Enflasyonu kapitüle edebilir şu konuda. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Vasalımız olsaydı %15'lik bir gelir elde edecekmiş vasallardan da. Liman ücreti de şöyle bir şey abi. Ben mesela buradan diyelim İngiltere'ye gemi göndereceğim. Portekiz'e diyorum ki ben senin limanlarını kullanayım. Sana da aylık 1 dukat para vereyim. Portekiz bunu kabul ettiği zaman liman geliri o oluyor. Yardımlar, başka ülkelerin bana yaptığı yardımlar, gelir olarak yaptıkları yardımlar ki sanmıyorum herhangi bir NPC'nin kalıp olsa yardım edebileceğini. Genelde kredi teklif ediyorlar çünkü. Ganimet gene bir savaşırken daha doğrusu şöyle bir olay var. Mesela Sultan önüne geldiniz. Karamanoğlu'nu oynuyorsunuz. Ya da şöyle diyelim. Osmanlı ile Karamanoğlu'na savaş açtınız. Aksaray'a geldiniz. Askerinizi burada beklettiğiniz süre boyunca bu 6 dukat sizindir. Ama hepsi değil. Yani bu bar zaten kırmızıya doğru dönüyor. Tamamen kırmızı olduğunda 6 dukat tamamının içerisinden çekmiş oluyorsunuz. Bu sizin savaştaki ganimet kısmınıza ekleniyor. Tazminat da savaştan çıkarken Karamanoğlu mesela savaşı bitirdiniz. Bir ücret teklif ediyorsunuz. Teklif etmiyorsunuz daha doğrusu. Talep ediyorsunuz savaşı kazandıysanız. Karamanoğlu da bunu kabul etmek zorunda olduğu için tazminat olarak sizin gelirinize geliyor. Dediğim gibi danışmanlar giderler konusunda yer alıyor. Eyalet bakımı 2,35. Eyalet bakımını gene buralardan düşürebilirsiniz bunlara vererek. Faiz gene verdiğiniz borcun bunun üzerine falan faiz değil. Diplomatik giderler gene dediğim gibi idari güçte 4'ün üzerine çıktığınız zaman diplomatik bilgiler sağlar. Size kale bakımı kaleleriniz açık kaldığı sürece sizden para tahsil eder. Her kale 1 dukat alıyormuş mesela aylık şu an. Koloni maliyeti. Koloni kurduğunuz zaman size gelecek maliyet. Bu barı tanıtmıştım size gene. Bu kadar az tutarsanız koloniniz bir ayda yapılacağına bir senede yapılır. Misyoner maliyeti de aynı şekilde 0,75 misal şu şekilde gösterebilirim size. Ne kadar sürecek? 6 Ağustos 1466 yılında okey diyor. Ben bunu çekersem şu şekilde
Bana gelir olur. Maliyet düşer. Ama ve lakin. Nerede? Bir bitiş tarihi göstermiyor. Çünkü siz bu adamın gücünü kıstınız abi. Yani siz bu adama ne kadar çok para verirsiniz o adam işini o kadar çabuk halleder. Ama size de gideri olur tabii. Yolsuzluk muhabbetini biliyorsunuz. Ülkede yolsuzluk çıktığı zaman bunu gidermek zorunda kalıyorsunuz. Bu aşırı maliyetli bir şey ama uzun sürede size daha çok zarar veren bir şey olduğu için ne kadar hızlı hallederseniz o kadar iyi oluyor aslında kendinizi sıkmadan. Ordu maliyeti gene anlattığım gibi yani birlik sayınıza göre artan bir şey. Ne kadar birlik kaybederseniz mesela 13 birlik yazıyor burada. Bu 13 birlik bir savaştan çıktığında 6 birliğe düştüğünde bunu 13'e tamamlamak isteyecek. O yüzden hem manpower çekecek sizden hem de buradan para çekmiş olacak. Bu anlık bir durum. O 13'e tamamladıktan sonra bu durum stabilize olacak. Ama siz bunu bu şekilde kıstığınızda ki bazen savaşta değil de daha çok teknolojiye dönük ilerlediğiniz yıllar olacak. Mesela 50 yıl boyunca teknoloji kasacaksınız veya idari kasacaksınız. O dönemlerde bunu çekebilirsiniz. Herhangi bir sorun olmaz. Ama şöyle bir şey var. Bir isyan çıktığı zaman adam buna tek atabilir. Yani 2 kaldık bir asker, 13 kaldık bir askeri çatır diye ezebilir. Çünkü siz askerlerinizin aslında maaşını vermezsiniz. Üzerindeki ekipmanlardan kısarsınız. Güncel olamaz askerleriniz ve hazır olamaz. Hazır ve hazır gözükmez askerlerimiz. O yüzden size sıkıntı yaratabilir. Filo maliyeti gene dediğim gibi aynı durumda. Yani bunu ne kadar kısarsanız gemileriniz o kadar çabuk parçalanır. Bunlar giderleriniz, giderlerinizi düşürmek ve arttırmak sizin elinizde. İzlediğiniz stratejiye göre bunları artırıp düzeltebilirsiniz. Şimdi geleceğim enflasyon kısmına. Enflasyon kısmında burada grafik olarak bunu görebiliyorsunuz. Aylık olarak bizim enflasyonumuz 0.00 ilerliyormuş. Bu aldığımız altına, danışmanlarımıza veya binalarımıza hatta fikirlerimize göre değişiklik sağlayabiliyor, düşebiliyor ya da artabiliyor. Bu savaş bitkinliği, bu da enflasyonu etkileyebiliyor. Bu da ülkelerimizin toplam gelişmişlik seviyesi. Gelişmişlik seviyesine şuradan bakabiliyorsunuz. Bunları arttırdığınız zaman, mesela bu şehrin gelişmişlik seviyesi 6, şu üretimi arttırdığında 7'ye çıkıyor. Budur. Bir ülkenin toprakları ne kadar gelişmişse o ülkenin geliri o kadar fazla oluyor arkadaşlar genelde. Bu savaş vergisi bunu açtığınız zaman askerlerinize artılar geliyor, bufflar geliyor. Sizden kesiyor. Eksi 2 askeri güç kesiyor ama. Yani çok büyük problem değil eksi 2 askeri güç. Savaştayken bu bakımların düşmesi sizin gelirinizi de çok etkileyecektir. Orada maliyetiniz düşecektir. Ondan sonra bakalım donanma bakım maliyeti düşecektir. 0.83'ten 0.50'lere falan düşüyor yani öyle düşünün. Paralı asker bakımı düşecektir. Paralı asker kullanıyorsanız. Enflasyonu 75 diplomatik güç harcayarak, pardon idari güç harcayarak düşürebilirsiniz. 2 düşürür ama. Yani 2.00 düşürür. 2.00 düşürmesinin maliyeti 75 idari güçtür. İdari, yani idariymiş. İflas. Çok fazla borcunuz varsa ve ödeyemiyorsunuz. İflas bayrağı çekebilirsiniz. Konkordato ilan edebilirsiniz. Ama inanın ne kadar borcunuz olursa olsun oyuna devam edip borcunuzu ödemeye çalışmak daha mantıklı bir hamle. İflas bayrağını çektiğiniz zaman aşırı derecede büyük debufflar yiyebiliyorsunuz. Yani size aşırı derecede büyük bir zarar oluyor. Ticaret kısmında şöyle bir olay var. Ticaret etkinliği, bu paneli zaten size tanıtmıştım. Ticaret etkinliğinden gelen paralarımız diye. Şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Mesela diyelim İstanbul Limanı. Bizim buradan gelirimiz 3.60. Ben buraya bir tüccar gönderiyorum. Diyorum ki git bir şeyler yap. 3.93'e çıkıyor bu. Bir tane de 3 tane de gemi göndereceğim. Yelkenli gemileri ticaret noktalarını koruması için gönderebiliyorsunuz. Eksi 1 olacağını söyledim ona. 3.93'ten 4'e çıktı burası. Çünkü gemiler ve tüccarım benim burada iş yapıyor ve payımı artırıyorlar. Payım ne kadar artarsa gelirim de o kadar artar. Şu işaret bir ülkenin o ticaret noktasından arttığını gösterir size. Mesela Arnavutluk kendi ticaret noktasını gücünü aktarıyormuş. Ben buradan topluyorum. Diğer ülkeler herhangi bir şey yapmıyor. Ticari görevine göre sırala diyor. Buradan ne yaptığını görebiliyorsunuz. Mesela bu adam aktarıyormuş. Bu adam dukat topluyor. Herhangi bir tüccar olmadan dukat topluyormuş. Ben dukat topluyorum. Bizans dukat topluyor falan. Bu adamlar da dukat gönderiyorlar. Başka bir ticaret noktalarına. Buradan gelir değişkenine göre sıralayabiliyorsunuz insanları. Yani diğer daha doğrusu ülkeleri gelir değişkenliğine göre sıralayabiliyorsunuz. Burada yaptığınız etkinliklere göre geliriniz ve gideriniz artıyor. Mesela 11 kazanıyor. Ceneviz 12'lik etkisi varmış. Çünkü herhangi bir şey yapmıyor. Tüccarı yok veya herhangi bir güç aktarımı yapmadığı için o derecede bekliyor. Hafif gemilerden veya ticari tüccarlardan gelen bonuslar diyeyim daha doğrusu. Tüccar 2.0 sunuyor bize. Mesela tüccarımız burada olduğu için.
gemilerin de gönderdiğimiz 6 tane geminin de 6.0 yani gemi başına 2.0 bonus sağlanıyormuş bize. Velayet gücüne göre. Burada da olay şeyden ibaret abi. Mesela burası şu yeşil topraklar. Yeşil renkle boyanmış topraklar. İstanbul, Konstantinopol limanının etki altında bulunduğu ticari noktalar. Şimdi bu noktaları ne kadar çok elinizde tutarsanız sizin bu payınız o kadar artar. Ama ona göre sağlanıyor. Okey. Ona göre sağlanıyor. Ama buna en çok payı veren şehirler var. Ticari noktalar. İnsan yapımı ticari noktalar. İkinci seviye ticari noktası. Mesela buralar daha yüksek paylar verebiliyor. Ya da doğal olarak oluşmuş Haliçler var. Haliç mi deniyordu bunlara? Evet. Haliçler var. Bunlar da ticari noktaları etkiliyor. Artı bonuslar veriyor. Mesela bu ticari nokta yerel gelişim maliyeti Antrepo o değil. Yerel gelişim maliyeti 5 düşürüyor. Yerel gelişim maliyeti de şunlar. Mesela bu burayı geliştirmek istediğinizde verdiğiniz bir ücret vardır sizin. Burayı geliştirmek istediğinizde 62 idari puan verirsiniz. 62 idari puan verip ayık vergilerini artırabilirsiniz gibi. Eğer benim can ikimde bir doğal haliç olsaydı o maliyet daha düşük olacaktı. Bunun gibi düşünebilirsiniz öyle. Yerel ticaret merkezinin verdiği bonuslar yerel gelişim maliyetini 5 düşürüyor. Yerel ticaret gücü pardon. Yerel ticaret gücü yapıyormuş bunları. Haliç değil, özür dilerim. Yerel ticaret gücünü 10 arttırıyor. Enstitü yayılımını da 10 arttırıyor. Şimdi ticarette böyle bir durum var. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Kalkabilirsiniz abi. Pers'ten ticaret gücünü aktar deyip Astran'a gönderebilirsiniz. Astran'dan ticaret gücünü aktar deyip Kırım'a gönderebilirsiniz. Kırım'dan da ticaret gücünü aktar deyip Konstantinopol'e gönderebilirsiniz. Bu düğümdeki, yani burada 8.8'lik düğümü kalkıp hepsine değil ama sizin gücünüzün olduğu kadar düğüm alır buraya gönderir. Buradaki düğümün belli bir kısmını kırpar buraya gönderir. Belli bir kısmını kırpar buraya gönderir. Buradaki düğüm gücünüzü artırır. Düğüm gücü size ait olan güçten bahsediyorum ben bu arada. Size ait olan gücü artırır. 4.12'lik kazanacağımıza daha fazla kazanabiliriz. Şu şekilde deneyelim. 0.32 eve aktarılıyormuş burada. Biz bunu Konstantinopol'e çekmeye çalışacağız. Ticaret gücü aktar. Ya bunu da aktarsam arkadaşım. Seçmemişim ki tüccarı seçmemişim. Hadi ay başa, hadi ay başa. 0.41 Konstantinopol'e aktarılıyor. Bu bizim Konstantinopol'dan tüccarla topladığımız parayı 4.51'i 0.41 olarak arttırıyor. Böyle de bir gelir sağlayabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi yelkenli gemileriniz ne kadar fazla olursa o limandan aldığınız payda o kadar artar. Gemi başına 2.0 artıyordu gösterdiğim gibi size. Gördüğünüz gibi. O şekilde bir olay sağlayabilirsiniz. Ayrıca şuradan size göstermek istediğim bir panel var. Ekonomi ve ticaret paneli. Ekonomi panelinde gelir gider karşılaştırmasını diğer ülkelere göre görebilirsiniz. Burada şuna bağlı olarak görüyorsunuz. Şu sisin içerisinde olmayan, yani sisin dışarısında kalıp görünebilir olan, size göre görünebilir olan bütün ülkelerin ticari gelirlerinin hepsi gözükür. Aldığı vergiler, mesela bir ülkenin aldığı vergiler, üretimi, ticareti, altını, altın çıkartabiliyorsa, koloni maliyeti, tarifeleri pardon, vasaldan aldığı gelirler, liman ücreti, yardımları, savaş ganimetleri, cartlar, coklar, hepsini burada bu şekilde görebilirsiniz. Buna göre bir sıralama yapabilirsiniz. Ya da saldıracaksanız herhangi bir ülkeye gelir gideri nasıl diye bakabilirsiniz. Burada gelir gider karşılaştırması var. Bu sizin geçen seneye göre bu seneki gelir giderinizi karşılaştırır. Ya da ne kadar artıya geçip ne kadar eksiye geçtiğinizi gösterir. Bak burada %14'lük bir oynama var. Onu ayarlamak bize düşüyor elbette. Yılda olmadığı için tam olarak bir şey yapmayayım. Yani yılda olmadı bilmem ne olmadı falan demeyeyim. Burada grafik olarak gelir ve giderleri görebiliyorsunuz. Zaten grafiklere bastığım zaman, pardon, ekonomi kısmında grafiklere bastığım zaman burada da bizim ülkemize ait olan galiba, aynen bizim ülkemize ait olan grafikleri görebiliyoruz. Biz mesela %19'da kumaşı çok fazla üretiyormuşuz. %16.7 ve %16.7 ile tahıl ve yüne çok fazla üretiyormuşuz. Ama en az ürettiğimiz şey 2.4'lü demirmiş galiba.
dini burada görebiliyorsunuz. Hangi dine mensup olan insanlar var ülkemizde? Ortodoks, Şii, Sünni. Burada kültürleri görebiliyorsunuz. Burada da merkez veya merkez olmayan vilayetleri görüyorsunuz. Bu muhabbette bir toprağa, bir ülkeden ilhak ettiğinizde, savaş sonucu aldığınızda, mesela İstanbul'u aldığınızda bunu merkez ilan etmeniz gerekiyor. Bu belli bir süre sürüyor. O zaman aldığınız bu 0.65 belgeyi alamıyorsunuz siz. Merkez ilan ettikten sonra almaya başlıyorsunuz orayı. Yani tam olarak sizin sözünüz geçmeye başladıktan sonra alabiliyorsunuz orayı. Şu şekilde devam edeceğim. Teknolojiye genel bir bakışa bakabiliyorsunuz. Bunlar askeri teknoloji taktikleri, işte 0.6 teknolojiye genel olarak bakış atıyorsunuz. Böyle piyade şoku nedir, ne değildir? Genel olarak hepsini burada size gösteriyor. Ekonomi kısmında. Maliyete genel bir bakışa bakabiliyorsunuz. Alınan askerler işte geçen yıl, bu yıl bunları görebiliyorsunuz. Danışman bakım ücreti geçen yıl 12.07 dukat vermişiz. Bu yılda 6.6 dukat vermeye devam ediyoruz mesela. Borçları buradan görebilirsiniz. Borcumuz olsaydı yani hepsi burada gözükecekti. Ticarete geldim. Ticaret noktalarını buradan görebilirsiniz. Bizim en çok yüze sahip olduğumuz ticaret noktası Konstantinopol olduğu için, Regusa'da garantör olduğumuz için 29, Kırım'dan güç aktardığımız için 29, Halep ve İskenderiye de bize çok yakın ama asıl güçlünün kim olduğunu burada da görebiliyorsunuz tabii. Bize yakın olup ticareti sürekli yaptığımız ülkelerden birisi olduğu için ticarilerin aktardıkları 19.8 olarak gözüküyor. Bize gelen muhabbeti nedir tam olarak çözemedim. Ha, bize gelen başka bir yerden aktardığımız para, güç gibi düşün. Mesela Kırım'dan bir tane aktarabiliyoruz. Bir kişi Kırım'dan aktarıyor. Gemi olsaydı belki her şey daha farklı olabilirdi. Hatta deneyelim. Deneyelim abi. Kırım'a gönderelim gemiyi. Kırım'da iş yapmaya başlasın. Biz de şuradan bakalım bizim için değişen herhangi bir şey olacak mı, ona bakalım. Aslında aktardığı güç arttı. Ama gelen bir olarak gözüktü yine yani. Şu 12 olarak arttı orası ama bize gelen 3 olarak gözüktü. Yerel bizim gene alabildiğimiz, yani o ticaret limanından en çok parayı kimin kazandığını gösteren bir şey. Bize gelen 2.48, bu noktaya gelen, yani buraya Halep'ten, İskenderiye'den ve Kırım'dan gelen 2.48 dışarıdan gelen. Bu bizim sadece kendimizin kazandığı, toplam olarak 8.24 dukat olarak gözüküyor. Giden de 1.43 olarak, çünkü Ragusa'yı garantiliyoruz ve insanlar Ragusa'ya buradan para gönderiyorlarmış. Toplayıcı da 6, yani 6 tane ülke var Konstantinopolis'te. Adam akıllı iş yapan. Onu oradan gösterdik. Ondan sonra cima. Ticaret mallarına geliyorsunuz. Burada ticaret mallarının fiyatlarını ve şu anki fiyatlarını görebiliyorsunuz. Fiyatlarının ve şu anki fiyatlarının yazmalarının sebebi sizin de tahmin ettiğiniz gibi eventlerle bu fiyatların değişiyor olması. Mesela kağıt şu anda 3.50 ama matbaa çıktığında 4.50'ye veya 5'lere, 5.25'lere kadar fırlayabiliyor. Stratejik ürünlere geldiğiniz zaman burada tahılın verdiği buff'ları görebiliyorsunuz veya şarap üretiminin verdiği buff'ları görebiliyorsunuz. Mesela tahıl kara kuvvetleri sınırı değişkeni veriyor, 20. Bir ülkede en fazla 20 asker basabiliyorsanız bu 20 askerin %20'sini bonus olarak size veriyor ve 22 basabiliyorsunuz. Burada bizim ticaret payımız %1. Üretim lideri de Çin olduğu için bu buff'ı Çin alıyor. Biz alamıyoruz abi. Ticaret bonusu muhabbeti de mesela çayı sadece Çin ürettiği için ticaret bonusu alabiliyor adam. Onun gibi düşün. Başka birisi üretmediği zaman tek üretici bonus alıyor. Stratejik ürünleri gösterdik. Üretilen mekanlar, tahıl hangi şehirde üretiyor? Mesela %100 üretim yapabiliyorlarmış Stockholm'de. Östergötland'da %40 üretim yapılıyormuş. Burada üretimlerin yüzde kaçının yapıldığı veya hangi şehirde yapıldığı gözükmüyor ama yapıldığı gözüküyor. Mesela tahılın Nivolu %80 üretim yapılabiliyormuş. Bu üretimi de şu şekilde arttırabilirsiniz. Buradaki üretim binalarıyla, şunlarla yerel üretim etkinliğini %50 arttırarak bunu arttırabilirsiniz. Aynı zamanda ticari gücünüzü pazar yeri yaparak %50 arttırabilirsiniz. Vergi dairesi kurarak %40 vergiden, o şehirden pay almaya başlayabilirsiniz. Mesela bu şehirden 100 vergi alıyorsak bunu koyduğumuzda 140 almaya başlayacağız. 1.40'a çıkacak bizim için. Ondan sonra üretim koyduk. Hükümet bu eyalet bakım maliyetini düşürür. Bizden aldığı eyalet bakım maliyetini düşürür. Aylık özellik değişimi verir. Ve bir bina veriyor yanlış hatırlamıyorsam bu. Ya buydu ya da vergilendirmeydi galiba. Bir de fabrikalarımız var. Fabrikalar yerel üretim
üretilen yerel ürünlere artı bir ekliyor. Mesela nasıl söylenir? Kumaştan mevcut değeri 3 bunu 4'e çıkarıyor abi. Yanlış hatırlamıyorsam bu şekilde işliyordu. Bir ticaret ürünlerinde mesela şuradan stratejik ürünlere baktığımız zaman ticaret payınızı arttırmanız için birebir ne kadar çok fabrika dikerseniz o kadar çok ticaret payınız artar. Ayrıca fabrikada şöyle bir şey var. Tekstil fabrikası, rampa, denizci ofisi, state house, sol diyor house bulmam yani. Neyse daha şeyler vardı. Ne denir onlara? Daha farklı ticari üretim yerleri vardı. Hem burada tekstil olduğu için, özür dilerim. Mesela burada tekstil olduğu için tekstil üretiyoruz. Burada tahıl olduğu için çiftlik arazisi deniyor. Burada balık olduğu için donanma malzemeleri fabrikası var. Ondan sonra burada tuz olduğu için oğlum ha, benim değil. Şuradan bakalım. Burada tuz olduğu için donanma malzemeleri üretim fabrikası yazıyor. Ama tuza da etkisi var tabii ki. Demir olduğunda demir çelik fabrikası yazar. Bakır olduğunda silah fabrikası yazar. O şekilde ilerliyor. Yani oradan da ufak bir pay alabilirsiniz. Ticari ürünlerin karşılaştırması. Ülke ticaret karşılaştırmasıymış abi. Burada mesela misal veriyorum. Hangi ülkeye bakalım? İngiltere. Etkinlik %12. Ticaret etkinliği %12. Aralık. Ticaret aralığı 200. Merkantilizm %25. Korsan etkisinde değiller. Kervan gücü %47. Olumsuz istikrar bunu %5 düşürmüş. Üretilen sıfır. Geliri 8,78'miş. Hafif gemisi de 11 taneymiş abi orada. Buradan da dostlar, rakipler, savaş düşmanları, olumsuz görüşe sahip olanlar ve olumlu görüşe sahip olanlar ve olumsuz görüşe sahip olanlar gibi bir sıralama yapabiliyorsunuz. Şimdi ticaret konusunda benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ama gene merak ettiğiniz bir şey olursa lütfen yorumlara yazın. YouTube'a videosunu atar mıyım bilmiyorum ama yayınlarda denk gelirsem muhakkak anlatır, klip at çektirir. Yorumla size cevap olarak bunu gönderirim. Ya da Discord kanalındaysanız bana oradan yazın. Yorumlara yazın. Ben bunu bir şekilde size ulaştırırım. Benim için bunu size anlatmak herhangi bir sorun teşkil etmez. Şimdiden çok teşekkür ederim. Üçüncü videoyu da izlediğiniz için. Bana bu kadar vakit ayırdığınız için. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.